Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Biraz ısırma yapacağız. Yani ısırma yapıyoruz gerçi şeyden ama bu canlı yapıyorduk ya Dima. Orada olması gereken dersleri burada yapamadığım için o paragrafları, külliyattaki o tespitleri yapmıyorum burada. Yani uzaktan olabilecekleri seçiyorum. Yani o tahtaya kalkıp bizatihi yazmak, çizmek, size gönderdim mi bugün? Göndermedim değil mi? Yani demek ki şeytan şey aslında gönderecekti bu sayfaları ama okuyorum ısınmak adına. Ruhsallıkları latifelerini mantık kurallarının, ruhsallıklar var ya, ruh aletler, latifelerini mantık kurallarına süzgeçlerinden geçirmeye kalkmak her daim doğru değil. Haletlerimiz var ya, haletlerimiz, latifelerimiz, letafetlerimiz, her daim mantıki süzgeçlerden geçirmeyin. Çünkü her şey mantık ve akıl üzerine kurulmamış. Zira bizim aklımız ve mantığımız daha bize verilmeden önce bu kainatı akıl ve mantık üzerine değil, sebebi muhabbet üzerine kurulmuş. Onun için her şey mantıki değil. Çünkü mantık, ne demek mantık? Sebep-sonuç ilişkisinin aklın sıfatları olduğundan, yani mantık deyince sebep-sonuç ilişkilerinde en kestirme yoldur. Sebep ve sonuç. Ama her şeyin sebebi yok ki. Mesela senin yaratılmanın sebebi mi var? Anne babanın olması değil, ruhundan kastediyor. Yani ruhumuzun yaratılmasının sebebi mi var? Ruhumuzun yaratılmasına, halk edilmesine karar verildi. Anne babamızın vesilesiyle ortaya konulan bedenin içine konmuşuz. Ağaca kuş konar gibi. Demek ki mantık, sebep ve sonuç ilişkisini aklın sıfatları olduğundan, ruhsallıkları bu sistem ve yöntemlerle her daim çözmeye çalışmak, ruha aklı hakim yapmak gibi tutarsızlık olur. Bu çok önemli. Mantık neydi? Sebep sonuç ilişkileri arasında en kestirme yol. Her şeyi mantık kurallarına koymak, sanki ruhumuzu, kalbimizi, vicdanımızı, ulvi latifelerimizi aklın ve mantığın hizmetine vermek anlamına gelir. Sohbet ne demek? Sohbet ediyoruz. Sohbet, demlenmek. Yani hani çay demleniyor ya. Yani aynı karara gelmek vardır ki herkes herkese kendini takdim eder. Aynı karara gelmek vardır. Mesela sohbetten önce sen bir şeyler düşünüyorsun bir konu hakkında. O da farklı düşünüyor. Yani hepimizin bir tarafıyla farklıyız ve üstünlük var. O bu tarafta, bu tarafta. Sohbette ise demlenme var ya, çay demlenmesi. Dolayısıyla sudur, çaydır, demliktir, ateştir bir araya geliyor ya, iştahtır, istektir. O nerede gözüküyor? Demlenmede gözüküyor. Demek ki sohbet demlenmektir. Yani aynı karara gelmektir. Yani sohbet maidedir, semavi, maide-i semaviyedir, semavi sofradır. Sohbet
birbirimize kendimizi takdim etmektir. Sohbet. Serser, iyi, başı kendine bağlı demek. Yani serseri demek, başı var ya yuları, kendisine bağlı. Serbest, kendisi kendisine bağlı. Yani bir yönteme ve gelene, bir disipline bağlı olmayan, bunu lügatta göremezsiniz de, okurken, tefekkür ederken gele mana. Doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar. Demek ki, bir daha okuyorum, serseri derler ya, serser i, zel zel e, ves ves e, aynı şeyin tekrarı. Başı kendine bağlı olan, yuları kendisi kendisine bağlı, yani serbest, yani kendisi kendisine bağlı, yani bir yönteme, geleneğe, bir disipline bağlı olmayan, başı bağlı. Başka, bütünsel olmadığı için bütünsellik göremez. Harici de bütünsel göremediği için bütünsel yaşayamazlar. Yani harice bağlı oldukları için, harici de bütünsel göremediklerinden bütünsel yaşayamazlar. Dağınık yaşarlar. Şimdi okuyacağım cümleye dikkat edin. İnsan kendi doğumuna şahit olmazken ölümüne şahit olur. Hiç kimse doğumuna şahit değil. Tanıklık edemiyor. Yani şahit olamıyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Ama ölümünü yaşıyor. Doğumu yaşayamıyoruz. Yani şuuru kastediyor. Doğumumuzda doğarken şuurumuz yok. Fakat ölümün her anını yaşıyoruz. Hasan abi, biraz geç kaldım ama sohbetteki ikramlarla ilgili bu kudret helvası ve bıldırcınla bu sohbetlerdeki ikramların bir alakası var mı? Evet. Daha neler vardı ama girmedim. Bir kere kendini takdim ediyorsun. Allah, yani sohbetin kıymetine bak şimdi. Ne kadar alim olursan ol, adam gelmiş kafir, Resulullah'a şehit edecek. Neyse, Peygamberimiz 19. mektupta geçen, Peygamberimiz o yüzüne bakıyor, neyse iman ediyor. Ve geriye dönüyor, geldiği tarafa savaşıyor ve şehit oluyor, değil mi? Peki bu adamın gusül yapma, namaz kılma, oruç tutma şansı oldu mu? Zahir'de yok. 1 milyon hadisin ravisini, anaannesini, künyesini, vasıf ve sıfatlarını bilen Ahmet bin Hanbel bu sahabeye yetişemiyor. Niye bunu söyledim? Sohbette kendini ikram etmek var. Allah Resulü ile sohbet etti, Allah Resulü kendisini ona takdim etti. Mesela ben bu dersi sizinle konuşmadan önce ikindiden beri hazırlanıyorum. Pat diye kitap açmıyorum, size hürmetsizlik edemem. Zaten anlarsınız o dersten. Yani kendi dersimi hazırlanıyorum, ayrıyeten seçiyorum. Bu kardeşlerimle bunu konuşacağım. Notlar alıyor. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Şu mukaddeme olacak, şu isim olacak, şu konu olacak. Ondan sonra nereden okuyacağım? Defterin 259'un sayfasında Lemalar 335'i okuyacaksın. Zamanın artarsa 269'daki Lemalar 342'yi ve Lemalar 353'ü okuyacaksın. Farz-ı muhal zamanında olursa tedbiren 245. sayfanın Lemalar 216. sayfayı okuyacaksın. Yani şunun, her şeyimle kendimi katıyorum. Sohbet ne demek? O zaman kendisini takdim etmektir. Sohbetin daha içerisine biraz gireyim. Böyle duruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şuradan çağırıyor birisi. Muhammed deseler aleyhissalatü vesselam. Ve ya Resulallah, buyur ne diyorsun?
şurada bir iş yapıyor. Buyur ne diyorsun? Dememiş. İlle dönmüş, göğsünü ona şey yapmış, ondan sonra buyur demiş. Ona dönmeden buyur dememiş. Sohbeti düşün. Kendini takdim etmiş, kendisini ona vermiş. Ne anlatacağım şimdi? Şey okuyacağım. Baştan alayım. İnsan, niye bunu yazdım? İnsan kendi doğumuna şahit olmazken ölümüne şahit oluyor. Ne demek bu? Niye yazdım? Bu ezelden ebede iyi bir misaldır. Ezelden ebede. Ne demek? Ezele şahit olamıyoruz. Şuurun, şuuren olamıyorsun. Fakat ebede, ebede içsel sezişler, meyiller, fıtrat-ı selimelerimizle, arzu ve isteklerimizle ebedisine, Allah'ın ebediliğine şahit oluyoruz. Nasıl? Unutma, ezel mazinin başlangıcı değil. Ezel, ezel neymiş? Mazi, hal ve istikbali birden tutar bir ayna gibidir der Kader Risalesi'nde. Sanki ezeli böyle bir yerden başlamış, ezelden ebede. Öyle değil. Ezel nedir? Mazi, hal, istikbali birden tutan bir ayna gibidir. Ebed nedir o zaman? Sistem ezeldir, senin dışında çalışır. Ebed ise senin şahit olduklarındır, sendedir. Sende aktif oluyor. Ezel zata bakan esmadır. Ebed esma-i fiiliye bakan esmadır. Gafur burada mı Gafur? Onun biraz mevzusu bu. Yok herhalde. İşi var değil mi? İşi var da burada yok. Ama bu iş onun işi değilmiş. Bu sözü Hulusi abi dermiş. Hulusi abi dermiş ki sorarmış böyle. Tek tek. Falan nerede? Falan nerede? Abi derlermiş. Falancanın işi varmış. Onun için gelemedim. Bu iş onun işi değilmiş diyor. Bu ezel ve ebedi. Belki de 20 sene veriyorsun ki şu cümleyi alasın. Ezel ve ebed. İnan mübalağasız. Şu ezel bir daha okumayayım. Dinlersiniz. Tasdik nedir? Tasdik. Dimağda meratip var. Tahayyül, tasavvur, taakıl, tasdik. Tasdik, aklın doğruladığı yerdir. Aklın doğrulandığı. Aklı kim doğruluyor? Tasdik. Doğru veya yanlış, aklın bütünselliği, kararlarının doğrulandığı yerdir. Akıl vahiy alır. 30 küsür tane sıfatıyla benim tespit edebildiğimle yoğrulur. Bir karar verir. Anlam yükler. Emri nisbi emri itibari vahidi kıyasilerle hamur olur. Doğrulandığını kim söyleyecek? Tasdik. İlim. Serbest bölge ile nasıl olacak? Bak serbest bölge ile yani tahayyül, tasavvur, vehim, düşünceleri, bilgilerini, malumatlarını, zanlarını tasdike dönüştürme berzahıdır akıl. Yani şöyle bir işte tahta yok ne yapayım? Burası serbest bölge. Burası akıl, taakul. Burası tasdik. Şu akıl denilen, taakul denilen berza, serbest bölgedeki zanları, bilgileri, malumatları, fikirleri, tahayyülleri bu alır, tasdike aktarır. Doğrular yani. Değiştiriyorum. Aklına dönene kadar içsel seyahat, içsel seyahat alemi gaybta da bitmeyecektir.
İnsan seyahati, seferi, seyri seferi ne zaman biter? Aslına dönene kadar. Aslını bulana kadar. Peki Doktor Süleyman, aslını insan bulabilir mi? Varabilir mi aslına? Varamaz. Yani alemi gaybta da ötelerde de insanın seyri seferi seyahati devam edecektir. Kendini ihatalı bir şekilde kendin kendini göremeyeceksin. Kendin kendini gördüğün anda bendeki oyla ondaki benim mülakisidir. Hayt-ı ittisalidir. Bendeki oyla ondaki benim bütünselliğidir ki ben olan beni gördüğün anda orada taayyun ve teşahhusu görürsün. Üstadın sarayın üstünde kendini görüp kemali tacibimden bağırarak ayıldım dediği hadise bu mudur o zaman? Ama daha kendisini görmemiş, suretimi gördüm dedi. Daha alemi gaybta, kabu kayfisinde değil. Suretimi gördüm diyor binada. Binanın sureti ustatmış. Tacubumdan uyandım diyor. Öyle mi? Gördüm demiyor abi. Görür gibi oldum diyor zaten. Tamam. O zaman tamam. Ne dersen de böyle okuduğum için böyle fıtratım hiç kabul etmiyor değil mi böyle? Olmuyor. Çünkü göremez. Kendi yaratılışına şahit olamazsın. Yani ondaki ben, bendeki on taayyum ve teşahhus ediyor. Bunlar öğrenilmez, yaşanır. Kendine, kendi yaratılışına, kendin kendine bende o var. Bende, böyle yapayım. Bende o var. Bendekine ne diyeceğim? Bendeki o. Peki Allahça ben nasıl bir şeyim? Onda ben, ondaki ben. Bilmiyor. Hiçbir zaman da bilmeyeceğim. Allahça ben nasıl bir şeyim? Nasıl bir şeyim? Allah beni nasıl biliyor? Bilmiyor. Bilecek miyim? Bilmeyeceğim. İşte bende o var. Bendeki o. Nedir bu? Bu ondaki benim taayyum ve teşahhus etmişim. Sen kendine ne anlam yüklüyorsun? Sen kendini basit mi zannediyorsun? Et ve kemik mi zannediyorsun? Yani neren sensin yani böyle? Hiç böyle oturup aktakta veya oturup koluna bacağına bir hayret etmiyor musun? Ama aynaya geçip de gözünüze bakmayın hayret. Allah Allah bu göz. Gözünle gözüne bakma. Korkacaksın. Korktuğun şey işlediğin günahlardır. Onun için korkutuyor. Kalbin içerisine giriyor. Şimdi seyahat bitmeyecek arkadaşlar. Seyahat bitmeyecek. Allah'ın ezeliyetine ebed olarak şahitlik yapıyoruz. Ezeliyeti bilemeyiz. Yani yapamıyoruz, yaşayamıyorsun. Ezel, Ustad Kader İsa'sı diyor ki mazi, hal ve istikbali tutan bir ayna gibi yuvarlak. Peki ebed, fıtrat-ı selime, fıtratı asliye ile şahit olabiliyorsun. Seyahat bitmeyecek. Ne dünya ve ahiret kabirmiş. Onlar daha 2 aylık mesafede
Bir gün olacak. 59 gün kabirden sonradır. Yaşadığın 60-70 sene dünya senesi bir gün sayılıyor. Usta diyor ki 2 aylık mesafede haç çiftlik var diyor. Kaçıncı sözdeydi bu arkadaşlar? 2 aylık mesafe haç çiftlik var diyor. Oraya gitmek için kaç? 7. sözdü galiba abi. He. Peki bir istasyon bulunur diyor. Bir gün bitti. Orada şimendifer var diyor. Tayyare var diyor. Yanlış söyledim. 4. söz. Tamam, ona da tamam. Soruyorum ki egzersiz yapın. Nerede geçiyor? Gökhan bilir herhalde aslında. Nasıl? Gökhan bilir herhalde. Gökhan bilir. Çok iyi bilir hem de. Abi gafil. Senin mevzuyu geçtik gafil. Abi yedinci sözde de o nefi ve yolculuk hissediyor. En son sırattan geçer, bir uzun sefer imtihandır diyor. Sırattan geçer, devamı yok. Bir uzun sefer imtihandır diyor abi. Devamını saymıyor. Bak, teşbih ve temsiller bir hakikatin sureti ucudur. 2 aylık mesafede haç çiftlik var. Bir gün sonra İstasyon var. Yani kabir. Orada gemiye mi, trene mi, şirvendifere mi, uçağa mı, nereye binecek? 59 gün daha duruyor. 60 gün, 70 gün, sene, 60 sene, 70 sene yaşamaya bir gün diyor. Çünkü hadiste geçiyor. Ya bir saat geçiyor ya bir gün diyor hadiste. Hani ağacın altına dinlenmek gibidir diyor. Onun için senden sana seyahat bitmiyor. Sen sende bulunuyorsun, sen sende işitiyorsun, sen sendesin. Bu alemi şahadet, şecere-i hilkat, sen onun aslı değil misin? Bu 18 bin alem, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, hepsi senin vücudu haricin değil mi? O zaman sen neredesin? Sen sendesin. Sen sende seyahat ediyorsun. Kendine böyle basit niye veriyorsun değer diyor. Kendime diyorum da sizle paylaşıyorum. Sen bu değilsin ki. Yani şu aldanmışlığı görüyor musun? Bak Nur-u Muhammed-i cihetiyle anahtar, nur, emanet beraberdi. Yani ben vardım orada Resulullah'ın miracında. Nur-u Muhammed'i dediğim, Nur-u Muhammed'i bu kainatın çekirdeği değil mi? Onun temessülatıyız. Kökteki çekirdek o, biz ağaçtaki meyveler gibiyiz. Meyve insan. Peki bu cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, alem-i şehadet, şurası, oturdun şu anda, koltuk. Nedir peki? Neyin vücudu haricin? Neyin donmuş hali? Senin vücudu haricin. Sen sendesin zaten. Sen senle kavga ediyorsun zaten benle, Ahmet'le Mehmet'le kavga etmen. Kavga, bugün kavga ettiğin adam senin bir hissiyatının donmuş haliydi. Evet, seyahati de okuyayım ondan sonra esas okumak istediğime varamadım ama onu da bugün de zikredeceğim, haftaya da zikredeceğim, hemen onu da söyleyeceğim. Seyahati bir okuyayım. Aslına dönene kadar içsel seyahat alemi gayba da bitmeyecektir. Aslına seyahat edenlerin bedensel tezahürleri, yani biz aslımıza seyahat ediyoruz. Yani ettiğimizin delili nedir? Yani edince, yani seyahata edenlerin alametleri nedir? Yani şuurlu olan, yani bize seyahat ediyoruz. Biz bizdeydik. O sarayda kendi suretimi gördüm, tacipimle uyandım. Yani bu tür mevzuları düşünenlerin alameti nedir onu okuyacağım Cemil. Yani enfusçilerin alametini okuyacağım. Kaçırmayın bunu. Birkaç tane buldum küllattan. Aza kanaat eder bu tipler. Yani enfusçi, enfusler kendisini seçmiş, kendisi kendisinde seyahat ediyor. Aza kanaat eder, kendini misafir telakki eder, hep risalede geçer.
kendisiyle meşgul olur. Birazdan ineceği gemide fazla etrafıyla meşgul olmaz. Çünkü birazdan gemiden inecek. Şimdi esas can alıcı cümleyi okuyorum, dersime geçiyorum. Can alıcı yeri okuyorum. Aklın konusu, dersimiz akıl olacak. Aklın konusu, burayı dikkat edin. Aklın konusu vücuttur. Zekanın konusu mevcuttur. Vücut, kök harfleri vecede. Vicdanın da kök harfleri vecede. Cud ne demektir? İt, lügatta yok bu. İçsel taşma, içsel iç alemde ulvi uyanışlar, sezişler, haletler, halet-i rüyeler. Bu hani vecd diyorlar ya sana tarikatta. Vecd'e geldi. Taşma ile içsel alemine şahit olma, halet-i rüye, ulvi uyanışlar, cud. Bunun başına gelirse vav, vücut. Bunun başına mim gelirse mevcut. Yani içsel coşmalar, halet-i ruhiyeler. Vav gelirse, yani Allah'a bakarsa vücut, mevcudata, eflaka bakarsa mim mevcut. O zaman aklın konusu vücut olursa içeriye seyahat ediyor. Enfusi demektir. Vücutla mevcudu anlatıyorum. Vücut nedir? Aklın konusu vücut. Hani zat-ı sıfatta ne vardı zat-ı sıfatta? Vücut, beka, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyami bi nefs, tekbin, ne yaptı? Altı bir tane de olacak değil mi? Neydi? Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet. Şimdi vücut, vücudu anlatmak için bunu sıraladım. Vücut zat-ı sıfattır. Vücutla mevcudu anlatıyorum farkı. Aklın konusu vücut olursa, o zaman o içsel taşkınlık, cud, ulvi latifeler coşar. Allah bu fırsatı verir. Vahiy ile buna bakarsa bu iş coşkunluğa, bu coşkunluk cud, vav gelir, vücut olur. O zaman vücut aklın enfusi tarafıdır. Eğer bu coşkunluk, coşmalar, halet-i rüyeler, mevcudat yani varlık, hadisat, şu alemi şehadete baktırılırsa, o coşkunluğun başına mim gelir, mevcut olur. Mevcut, aklın vücudu hariciye bakan yönüdür. Vücut, aklın enfuse, melekut tarafına bakan yönüdür. Birisi mülk, birisi melekuttur. Bu çok önemliydi. Şimdi dersime akla geçiyoruz. Tamam. Allah. Cud, vücut mevcudum. Hatıranızda kalır cud, içsel coşkunluk, haleti rüyeler, taşkınlık, halet, hissiyat. Eğer bu yüzünü akıl vahiy ile vacibül vücuda çevirirse, cudun başına vav gelir ki vücut olur, cudun başına vav gelir ki vücut olur. Eğer bu taşkınlık, bu hissiyat, bu latifeler,
hadisata, mevcudata, alemi şadete yönlendirilirse, cudun başına mim gelir ki mevcut olur. Vücut, aklın melekut tarafı, mevcut, aklın mülk tarafı. Buna ben subliminal yaptım, bir daha kafanızdan çıkamaz isteseniz de. Evet, bu manyağı fazla dinlemeyin. Şimdi 259. Hasan abi, Cudi dağda senden tekrar coştu yerim abi. Harika ya. Vay. Sen de dağsın zaten. Demir Dağ diye ismin kullanıyorsun. Herhalde oradan almış ismini abi. Orada insanlık, yani o dağın ismi o zamana kadar belki öyle değildi. Oradaki Cud'un simgesi çok olduğu için Cudi olarak belki anlıyorum. Çok Cud. Bu coşkunluğu dima ile anlatırlar ilmi kelamcılar ve tasavvufçular, tarikatçılar bu cudu kalp coşkunluğu ile derler. Abdullah, cudu dağına Nuh'un gemisi dağdır şey. Akıl şey, dima dağdır. Allah Resulü'nü delil gösterirler. Vahiy dağda geldi kardeşim, ovada gelmedi. Vahiy nerede geldi? Abi orayı dünya gözüyle gördüm, askerlik yaptım ama Nurcu değildim. O kafada değildim maalesef. Askerlikte Nurcu değil miydin? Maalesef abi değildim. Biraz boş ve geçirdik. O tefekkür yapamadık yani orada. Allah seni affetsin, beni de ve hepimizi de affetsin. Peki. İnşallah. Bir daha sana abi, yani Hazreti İsa, Hazreti Adem'in dünyaya gelmesinin arkasındaki macera farklı. Hazreti Nuh'un aleyhisselam tekrardan insanlığın ikinci atası olmasının arkasındaki macera çok daha farklı. Oradaki ikincisinde o coşmak, o cud hakikaten anlamını çok daha farklı buluyor. Çünkü birincisinde çok farklı bir şeyle geliyor. Durumla geliyor. Yani cennette yaşıyordu zaten. Orada bir işte aldanış yaşıyor. O aldanışın neticesinde bir nevi bir sürgün. Orada bir cud yok. Ama işte dev bir fırtınadan, devasa dalgaların içerisinden kurtulup orada çok farklı bir cud var yani. Yani her peygamber bu cudu yaşadı. Adem aleyhisselam kolay mı ya? Aman ha, ama ben bir tasvir edeyim. Sakın siz yapmayın. Dünyada hiç kimse yok. Cennet gibi bir memleketten indiriliyorsunuz. Ve havanız da yok. Havan da yok. Çünkü havan yok. Havan yok çünkü havan yok. Ve indirildin. Senin hakkında ne hüküm verildi? Şimdi biz biliyoruz da olmuş bitmiş. Ne hüküm verilmiş belli değil. Yüzlerce sene, bir rivayete göre 600 sene ve bilme cennete işaret ediyorsun, geliyor olan şey esbapsız memleketten esbaba giriyor. Onun haletini hayal edebilir misin? Nasıl bir peygamber ya? Tek bir cevap bulabiliyorum, yoksa altında eziliyorum. Tost oluyor. Demek bu vazifeyle tavzif edilmesi için mealleme Adem esma-i külla bu donanımlar verildiği için, yoksa bir evde tek başına kalamayan bir insan, komşuları var. Evde tek başına kalamıyor. Ulan dünyada ya 600 sene ya, nereye gideceksin? Havanı arıyorsun. Havayı bulursun. Nasıl 600 sene istiğfar tövbe ediyor? Her an düşün. Yani ben buraya niye indim? Şu sebeple dolayı. Ya Yunus? Yunus da olmak istemem. 3 defa kula çekiliyor, 3'ü de sana geliyor. Bu gemide bir lanetli birisi var diyor. Ve sen asla bunu beklemiyorsun. Çünkü ben peygamberim. Ya bana isabet eder mi ya şu 100 kişiden?
Ve Hak diyor ki hayır diyor. Üçüncü kez sana bile isabet etse sen değilsin. Çünkü sen, kim olduğunu bilmiyorlar. Senin şu simanda böyle bir adam değilsin diyor. Hepimizden farklısın. O kabul ediyor. Kusuru derüfte ediyor. Ya bu Abdullah bizi işte hep bir her bir peygamberin arkasında bir cuhut var, bir coşkunluk var. Bedava verilmiyor be kardeşim. Birinci sayt, ikinci sayt bedava mı veriliyor? Bedava ne aldı ki ya? Bedel ödeyeceksin daha. Evet, hadi bismillah. Sayfa 259 ama yazık işte ben bunu çekecektim, gönderecektim. Yani beceremedim işte. Telefon geldi, şu oldu, bu oldu. Okuyorum, Lemalar 335 ama orayı geçebilirsiniz, Lemalar 335. Ve madem hayatta, hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl, ya ne bileyim tahta olsa ki bunu yazsak da, yani işte çarşamba günü geliyorum inşallah bir şeyler orada olur yani, inşallah açılır. Çekersen iyi olur ya, hemen bir göndersen ama ben bir durdurayım, ben şu sayfayı bir göndereyim. Göndersen mi abiler? Geçen hafta 60'tınız abi burayı. 335'e 60 mıydık? Evet abi. Ha ha, açın ya, dimağı açın ya, bir bakın. Dün, geçen hafta yapacaktık da Ayasofya'nın cuduyla cud olduk ve vücut bulduk. Geçen hafta Ayasofya yaptık değil mi? Daldık gitti ya. Okuyorum o zaman, Dima grubunda cep telefonunuzu açın, orada var. Şimdi artık başka davranıyorum size. Madem hayatta, hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl. Şuur nedir? En latif. Akıl nedir? Sabit ceberi olan ruh. Hayatın süzülmüş en safi hulasası şuur ve akılmış. Şöyle düşünün Ahmet, yapardık ama bir tekrar olsun. Allah'ın dışında 18 bin alemi makineye koyun, meyvenin suyunu alır gibi. Arş, kürs, cennet, cehennem, arş-ı azam, Cebrail, Mikail, İsrafil, hepsi. Hepsini koyun, özünü alın. Hayat. Hayatı da makineye koyun, daha ince makineye. Şuur ve his. Şuur ve hisi de makineye koyun. Çıkan akıl. Ruh ise bunların özü değil. Sabit ve müstakil. Zatı, yani hayatın cevheri ve zatıdır yani. Cevher ve zat, iki sıfat. Hayatın cevheridir ruh, hayatın zatıdır ruh. Yani süzülmüş değil ruh. Kulü ruhu min emri Rabbi. Allah direkt ruhumdan verdim diyor ruhunuzu. Bu kadar kaliteli bir ruh. İşte bu ruhun arkasında sen olan sen varsın. Benim ruhum diyen ruhun arkasında. O zaman ruhumdan öfledim ruhunu. Peki ruha sahip çıkan kim? Kendinize, bunlar, bu dersler var ya sohbetlerle, kendimize değer yargılarımız değişiyor. Artık öyle ailevi, işte paradır, gitti, geldi, şeylerle sorunlar olur, tabii uğraşırız. Ama onlarla yıkılmayız. Düşeriz ama kalkmayı da biliriz. Öyle, ya psikolojim bozuk canım, sıkıldı bana böyle, baktın, yap bunu şey yap. Yok insanlar beni tanısın, bilsin, vitrine çıkalım. Böyle bir dertleri olmaz. Şu ona, o aslımıza pergeli koyma nispetinde. Olmaz mı bunlar? Olur. Mücadele edilir, denilir, ailevi sorunlar. Ama bilimizi kıramaz. Biz düşeriz ama kalkmayı da biliriz. Demek ki hayattan süzülmüş en safi hulasa nedir? Şuur ve akıl. Aklın kaynağı hayat. Akıl son ya.
İbdini, burayı bak. Bak nasıl iz takip ediyorum, nasıl mana çıkıyor. Bir daha. 18 bin alem hayat ile yaratılmış. Allah var, hiçbir şey yoktu. Allah hayat ile yaptı. Programı ilim ile yaptı. Tercih irade yaptı. Kudretle halk etti. Malzeme nedir? Hayat. Hayat 18 bin alemi yarattı mı Doktor Süleyman? Yarattı. Kainatı yarattı. Kainatın özü his ve şuur. Onun da özü akıl. Akıl o zaman hayattan yapılmış. Hayat. Daha önce ilimle yapıldı biliyordum. İlimle sistemlendi. Hayatın zatı ve cevheri, yani hayatın malzemesi, vücud haricisi, mahlukiyeti, aklın, aklın yapısı, kendisi hayattan yaratılmış. Hayattan. Yazılımı, programı demiyorum. O ilim. Yeni bulduğumu söylüyor. Hayatı, aklı ben daha önce ilimle yaratıldığını biliyordum. İlimle sistemlenmiş, programlanmış ama yaratma kudrettir, tercih, iradedir. Malzemesi, hangi malzeme kullanılmış? Hayat. Aklın kaynağı hayat. Hayatın da nihayetsiz meratipleri var. Aklı Allah Celle Celaluhu hayattan yaratmış. İlimden değil. İlim ile donatmış. Aklın kaynağı hayattır, ilim değildir. Şuur ile akıl farklı şeyler olduğu gibi. Şuur hakkında çok konuştuk. İrfan buradaysa o şuur deyince onu da hatırlıyorum. Yani şuurda o da ders yaptı. Şuur dersini gidersiniz ama şuurun bir manası söyleyeyim size. 7 tane subutu sıfatın bizdeki hulasalanışıdır. 7 tane subutu sıfatın bizde hulasalanışına şuur. Hayatın en latif ve sabit cevheri olan ruhmuş. Hayatın en latif ve sabit cevheri ruh. Bak cevher neymiş cevher? Cevheri de tarif ediyor. Ruh hayatın latif ve sabit cevheriymiş. Cevher, şimdi lügat okuyorum. Varlığı kendinden olan, bak cevher, varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka bir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın sıfatlarından olan kıyamı bir nefsiyi, varlığı kendinden olan, demek ki cevher, Allah'ın zatı sıfattan olan kıyamı bir nefisten, bir nefsihiden geliyor cevher. Yani cevher varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka bir şeye muhtaç olmayan, her şeyi cem ettiği halde mürekkep olmayan, mürekkep yani farklılıkların cemi olmayan, neye benziyor? Allah'ın sıfatlarından olan kıyamı bir nefsihi, yani varlığı kendinden olan. Neye benziyor? Ben benden yaratıldım. Bu kainatın banisi de kaynağı da benim. Vücud haricisi de benim. Şu anda dünyada nerede dolaşıyorsun, arabayı kullanıyorsunuz? Ben bende dolaşıyorum. Ben bendeyim. Ben beni gideceğim. Muhyiddin Arap öyle demiş. Men Rabbuki demiş kabirdekiler. Tamam mı? Karıştırmayın. İtikattayken, esbabı esbaptayken itikada geçmeyin. Alt üst etmeyin. Ama bu tamamen yapmış. Men Rabbuke demişler ona. Men Nebiyike demişler. Men Kitabuke vesay. Muhyiddin Arabi şaşırmış. Allah Allah. Yani o olmak lazım ki. Muhyiddin Arabi cevap olarak demiş ki Men Rabbuke diyene. Bizdeydik. Bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar yani bende? Bizdeydik. Sen kimsin ya diyordu. Allah Allah şaşırıyor. Sen kimsin ya? Ben bendeydim. Ben bende bulunuyordum. Bizdeydik. Burası ne? Bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Keşfel kubur, kabirdeki kabiri keşfeden, onun talebelerinden, evliye yazım eden, o da ne olur? O da o cinsten, değil mi o talebesi?
kim murakabe etmiş, bakayım kabirde ne diyecek diye. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'i şey yaptığı gibi, keşfen seyrettiği gibi. Bakayım ne yapacak? Hazreti Ömer'in o şeyinden sonra uzun anlatmayacağım. Hazreti Ali şöyle dedi. Sözünün eriysin ya Ömer. Sözünün eriye misin ya Ömer demiş. Şimdi bu Keşfel Kubur talebesi de bakmış o haber veriyor. Yani böyle dedi diyor. Ben Rabbuke sorana biz bizdeydik, biz bize geldik. Yani bu dünya biz bizdeyiz, biz bizde olacağız, biz bize gideceğiz. Cennet de senin açılımın, cehennem de senin açılımın. Ha, neye benziyor? Ha, devamında diyor ki, bir de şunu yapmayalım, bir daha çok mühim olduğu için söylüyorum. Esbab aleminde tarla ekerken, itikadınla itikadın içeride tut, amelin esbab alemi olsun. Eğer esbab aleminde çalışırken itikadını sokarsan cebriye olursun. Eğer içsel alemdeysen, esbabı kullanırsan ki esbabı reddedersen, esbabı cebriye olursun. Tersine, esbaptasın, tamam, esbaptasın. İtikadı da aynı o cinste yaparsan mutezili olursun. Ehli sünnetin güzelliğine bak. Esbaptayken veya itikattayken biri birisiz olmuyor, bırakmıyor. Yani haf ve rica hiç bırakmıyor. İtikattayken esbabı, esbaptayken itikadı bırakmıyor. Ya ne güzel bir mesleğimiz var ya. Şimdi kafam o kadar yatıyor ki ya. Cebriye değilim, mutezile değilim. Ehl-i sünnet hakikaten ne kadar lazım ya. Ya. Devam. Devamında ne diyor biliyor musunuz? 335 lemalarda küre-i arz hayat ve akıl ve şuur ve erva ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Hani erva ruhlar var ya, siz bugün dolaşıyordunuz o şeylerde sağa sola. O kadar ruhlar vardı ki sizi görüyorlardı ama siz görmüyordunuz. Bugün ben de tarlaya gittim belirli saat sonra ki terliyim diye. Neler, şu dağlar var, tepeler var, her şey var. Dünyada bunlarla şenlenmiş. Dünya neyle şenlenmiş? Hayat, akıl, şuur ve erva ile şenlenmiş. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ha, çok güzel bir yere geleceğiz. İyisiniz değil mi? Moralınız iyidir yani. Haletiniz iyidir. Çok iyi canım. Çok şükür. Çok şükür. Bir tanesi bir soru sordu. Süzülmüş demek, yani bu kainattan hayat süzülmüş, hayattan his şuur süzülmüş, his ve şuurdan akıl süzülmüş ya, şimdi süzülmüşü anlatıyor. Süzülmüş demek, ince komprimi, hulasası, komprim, hulasa, yani ağacın çekirdeği, zatın bizdeki karşılığı olan iman gibi. Allah'ın bizdeki karşılığı nedir? Allah'tan tövbe tövbe, haşa yarabbim affet Allah. Süzülmüş ondan tövbe. Zatının bir nuru ya iman. 42 işaret edeceğiz. İman, irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Allah'ın zatının bir nuru, tövbe tövbe, yani süzülmüş iman, içerisi Allah. Ha? Süzülmüş, peki kainat hayattan süzülmüş, yani hayattan his, şuur süzülmüş, his ve şuurdan da akıl süzülmüş. Süzülmüş böyledir. Yani hepsini cem eder fakat mürekkep değil. Neye benzer? Bütün ağaç ondadır ama çekirdek tektir. Neye benzer? Zatın bizdeki karşılığı olan iman gibi. Şeceri hilkatın bizdeki ruhumuz gibi.
bu beyanlardan akıl ve şuur, hayatın kulak, yani bu izahlardan sonra akıl nedir? Akıl, şuur ve hayatın hulasası, komprimi çekirdeğidir. Ha, aklı düşünün nedir artık? Şuur nedir? Aklın içsel bütünlüğüdür. Şuur, aklım var ya, taakkulun 30 küsür tane sıfatları, onu bütüne getirendir. Fikir ise tahayyül ve tasavvur, dışsal bütünlük ise içsel bütünlük şuur, dışsal bütünlük ise fikirdir. Tahayyül ve tasavvur ise aklın ayaklarıdır. Ona aklın yapısı, yani sistemi dönüşmüş hali. Mesela akılla ilgili söyleyeceğim. Tahayyül ve tasavvur ise aklın ayaklarıdır. Aklın ayaklarıdır. Aklın sistemi var ya, taakkul 30 küsür tane. O bütünsel hale gelip aklın menfi veya müsbet onaylanmasından, akıl onaylanmasından ona dönüşmek. Bak, aklın 30 küsür tane sıfatı. Bütüne getiren şuur, içsel, dışarıya da kendisini ifade eden fikir, aklın bu 30 küsür tane bütünsel sıfatını menfi veya müsbet ona dönüşürsek bu tasdik ve ilim olur. Kendimi çok böyle şey yapıyorum, kasıyorum, bunlar anlaşılsın. Sebebi, tabirler aklın ayağıdır, gözüdür, kulağıdır. Bu içi doldurulmazsa, ilim ile akıl arasındaki fark bilinmezse tefekkürümüz nakıs olur. İlim akıl değildir, ilim tasdiktir. Yani aklın bütünselliğini tasdike dönüşmesine ilim denilir. Yani aklın bütünlüğüne dönüşüyorsun, menfi veya müsbet. Yani Furkan oluyorsun. Furkan, Kur'an'ın insana dönüşmüş hali, bunu tasdik yapıyor. Keşke bunu Osman olsa da yazsaydı bunu. Evet, aklın içsel tercih sistemine irade. Aklın o içsel sistemindeki tercihine irade. Aklın, bak iyi dinle, aklın içsel tercihine irade. Aklın dışsal tercihine ihtiyar denilir. Buralı olmayan his, hislerimiz var ya, burada ama buralı değil, buralı olmayan his, duygu, latife, vicdaniyat, vefa, haddini bilmek gibi ulvi şeyleri kafirlerde, gafillerde kullanır ama ne olduğunu bilmedikleri gibi. Mesela kafirlerde de fa var. Müslüman olup da gafil olanlar var, tamam mı? Böyle haddini bilmek. Bunlar nedir ama buralıdır, ama burada olup buralı olmayan bunlar. Ne diyecek? Bir de okuyayım. Buralı olmayan his, duygu, latife, vicdaniyat, vefa, haddini bilmek gibi ulvi şeyleri kafirlerde, gafillerde kullanır ama ne olduğunu bilmedikleri gibi Allah insanda var, hissetmedikleri gibi. Allah herkeste var. Kafirde de var. Çünkü sanat ilahi, ama kim olduğunu, ne olduğunu bilmez. Şuur edemez. Neye benzer? İnsanda his var, duygu var, latife var, vicdaniyat var, vefa var, haddini bilmek vesaire. Bunları kullanır ama ne olduğunu bilmez. Neye benzer? Allah var, alemimizde Allah'ı bilmeyiz. Hani demiş ya bir tane evliyaullah. Ya Rabbi demiş, yani hesabı vermiş, kabirden tamam bitmiş, nükel mekir. Tamam, kazanmış yani. Yani tam giderken bir şey sorabilir miyim demiş. Yani bir şey istiyor musun Allah'tan dedikleri zaman, bir şey sormak istiyorum demiş. Evliya-i Azime.
Nüker Mekir yani bu sevinip uçması daha soru mu sorar kazandı geçip gitmesini beklerken bir şey sormak istiyor. Sor demişler onlar da. Demiş ki Rabbime sorar mısınız? Ben dünyada hep onu arıyordum. Neredeydi diyor. Yani Allah bende neredeydi? Merak etmiş. İnsana bak yani cennet cehennemi geçtim diye sevilmiyor. Adam neyin peşinde? Ne soruyor? Cenab-ı Hak da onların üzerinde ona bildirmiş ki ben sendeydim, sen neredeydin? Allah böyle biz var ulaşılmaz, bilinmez, kavramı hepten uzaklaştırdık kendimizden böyle. Hepten uzaklaştırdık. Tövbe estağfurullah. Allah hissedilir, mahsedilir, zevk edilir ya. Keyif edilir ya. Biraz böyle şey yaparsan böyle buna şey yapılır. Şataat da olur. Şataat hakkında bir şey yazmıştım. İnşallah haftaya şey yapacağım size. Coşma şeyleri var ya böyle. Onu yazmıştım mesela. Ne yazmışız? Kendini azat etmek var. Kendini azat etmek var. Allah Allah. Cezbe. Cezbe neymiş bir okuyayım size de bak. Akıl dış dünyayı yani duygularla gelenleri soyutlayarak akıl dış dünyadan, duygulardan gelenler var ya gözden, kulaktan gelen malzemelerin içini soyarak yani ona giydirilen elbiseleri soyarak soyutlayarak içsel haletlere dönüşür ve vahiy ile yeni elbise giydirir. Akıl. Bir daha. Akıl gözden, kulaktan, burundan, elden, duygularla malzeme alır dışarıdan. Onları soyutlar. Onların üzerindeki elbiseleri, zanlarımızı ona zan verdik, bilgi ve anlam yükledik. Onları soyutlayarak, üstünde elbiseyi çıkararak İçimizde halete dönüşür. Bu haletlerin hakikata ulaşması için doğru veya yanlış vahiy ile mizana yani çekilir, vahiy ile boyanır. Vahiy ona elbise giydirir. Bunu akıl yapar. Bazen soyutlamayı iyi dinleyin bu. Bak. Bazen dışarıdan gelenleri dedik ya genelde akıl soyutlar. Ama bazı insanlarda veya hepimizde bazen aklımız yapmaz. Bu soyutlamayı, bu soymayı insanı soyar gibi hisler yapınca bunun adı cezbe olur. Belki de 3 günün meyvesi bu cümle. Cezbe aklın soyutlaması değil, hissin soyutlamasıdır. Anladık mı abim bu? Çok önemli. Lütfen bunu şey yapmayın. Akıl soyut kavramlarla, zekavet ise somut kavramlarla düşünür. Soyutlarla düşünmek ancak sen onları yaşarsın. Bunları karşıya anlatamazsın. Mesela hepimiz şu sohbette, sofra, Maide-i Kur'aniye bu şu anda. Sohbette herkes bir şey yaşar ama anlatamayız. Bu yaşanır, anlatılamaz. Anlatılanlar akıldır. Anlatılamayanlar ilimdir. Ki Gazali der ki, ilim bilinmeyenden başlar der. Ben şimdi kalıplarla anlatmaya çalışıyorum ama hissettiklerimi ben hissederim, sen hissedemezsin. Sen ne hissettiğini ben de bilmiyorum. Akıl soyut kavramlarla, zekavet ise somut kavramlarla düşünür. Akıl ile zekilik arasında fark. Soyutlarla düşünmek, soyutlamak. Dolayısıyla ortaya çıkan haletler herkese hastır, özeldir. Herkes bilmez bunu. Sen şu anda soyutlayarak, üstünü çıkararak, elbiselerinden çıkartarak yaşadığın halet var. Bir, bu haletlere vahiy libas giydiriyor ve ahirete intikal ettiriliyor. Bu da ayrı bir taraf. Allah Allah.
buraya devam edin. Ben burada bunu cezbeyi anladık değil mi? Bu soyutlamayı akıl yapar, hakikat olur veya felsefe olur. His yapar, cezbe olur. Cezbeye böyle bir lügatta yok ha. Devam ediyor. Demek ki aklın içsel tercihi ilimdir. Dışsal tercihi ihtiyardır. Buralı olmayan his, bir de okuyayım burayı. Buralı olmayan his, duygu, latife, vicdaniyat, vefa, haddini bilmek gibi ulvi şeyleri kafirlerde, gafillerde kullanır ama ne olduğunu bilmedikleri gibi Allah insanda var, Müslüman Allah hissetmediği gibi. Sebebi niye böyle? Buralı olmayanları buralı olmayan sıfatlarla çözmen gerek. Yani sebebi buralı vefa, şefkat, merhamet, muhabbet, adavet, kin, nefret dünyada alem-i şehadette kullanıyoruz ama buradadır ama buralı değildir. O zaman neyi neyle çözeceksin? İçsel haletleri dış dünyayla çözerse işte gafiller, felsefeciler çıkar. İçsel haletleri vahiy ile yönetirsen, giydirirsen, anlam katarsan Müslüman oluyor. İçsel seyahat başlıyor. O zaman buralı olmayan bu vefa, merhamet, şefkat, buralı olmayan sıfatınla anlamlandır onu. Mesela göz muhabbeti anlamlandıramaz. Ben soruyorum size. Vefayı gözle izah edin. Vefayı dil ile izah edin. Vefayı el ile izah edin. O zaman burada kullandığımız latifeleri buralı olmayan latifelerimizin mizaniyle ölçmeli, biçmeli. Allah'ın Celle Celaluhu vasfını vefanla, bir daha, Allah'ın vefasını senin vefanla, Allah'ın ilmini kendi ilminle, ama sende vefa yoksa Allah'ın vefasını bilemezsin, anlamlandıramazsın, vefalı Müslümanları da ahmak dersin. Fedakar olmayan bir insanın fedakarı görse kafayı yedi, beynini kaptıdır derler. Senede 5 kuruş sadaka vermeye veya hizmete 5 kuruş katkısı olmayan bir insanın hayatını vakfedenlerin, bu hayattaki hayatını vakfedenlerin bu vakıf hadisesini anlamlandıramaz, ahmak kabul eder. Bilemez, idrak edemez, şuur edemez. Çünkü 5 kuruşu hizmette olmayanın hayatı hizmette olanı anlamlanamaz, anlamlandıramaz, mana veremez. Akıl üstü bir şey der ya, ifrat ederse, ya bunlar peygamber gibi, tefrit ederse ahmağın birisi. Ahmak ya, ne kafamı çalışıyor ona. Onun için bana soruyorlar, niye evlenmedin? Ahmaklığımdan diyorum. Kafa çalışsaydı senin gibi evlenirdim diyorum. Kafam çalışsaydı. Ama bunu evli olan kardeşlerim şey yapmasın. Evet, o beşeriyettir. Yani bu dünyada yapıyoruz ama hayattaki gayemiz hizmettir. Ben burada bu misali şey için verdim. İlminle ilmini, vefanla vefasını, fedakarlığınla Allah'ın fedakarlığını ancak anlamlarsın. Adamda vefa yok. Vefa yoksa Allah'a karşı vefasını anlar mı? En büyük vefa Allah'adır. Seni yaşatsın, nefes al, rızıklandırsın, namaz kılma. Bundan daha büyük vefasızlık var mı? Bundan daha büyük bir nankörlük var mı? Demek ki vefasız insan Allah'ın vefasını,
fedakar olmayan bir insan Allah'ın fedakarlığını, ne demek fedakar? Yani veriyor ya, bu kainatı niye yarattı? Fedakarlık babetinden verdi. Ya nasıl olur, niye yarattı? Çünkü niye? Beş kuruşu vermeyen tip olduğu için, vermenin ne demek olduğunu bilmediği için Allah'ın bize verişini o küçük kafası anlamıyor, kuş beyinli. Kainat büyük insan kabul edilirse, size bir şey yapayım. Bir şeyi çözemezseniz kendinizde, biz küçük kainatız. O zaman mevzunuzun benzeri büyük kainatta, büyük insanda var. Kainat büyük insandır, insan küçük kainattır. Benzerlerimiz aynı var orada, küçüğü büyüğü. O zaman kendinde çözemediğini kainatta, kainatta çözemediğini kendinden döndürüp çözeceksin. Kainat büyük insan kabul edilirse, iyi dinleyin şimdi. Kainat büyük insan kabul edilirse, büyük insan, Allah Allah, ruhu, kainatın ruhunda bahsediyorum. Risalet-i Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Allah Allah. Kainat büyük insan kabul edilirse aklı, vahiy Kur'an'ıdır. Şimdi o gönderdiğim listeye elinizde bakarak okuyorum. Aklın içsel bütünlüğü şuur. Aklın dışsal bütünlüğü fikir. Aklın ayakları tahayyül ve tasavvur. Aklın eli gözü kulağı tasdik denilen ilim ve tabirler. Yani ilim denilen şu derslerimiz var ya, tabirler aklın gözü kulağıymış. Aklın içsel tercihi irade. Aklın dışsal tercihi ihtiyar. Aklın aslı kökünü hayat. Aklın gücü kuvveler. Aklın aklı vahiy Kur'an'ı. Aklın cevheri ruh. Aklın vücudu, aklın vücudu İslamiyet fiili hayatımız. Aklın letafeti, ahlakı, edebi değerlerimiz. Öyle diyor hadiste. Aklın letafeti, ahlakı ve edebi değerlerimiz. Aklın kemali tefekkür. Aklın şahsiyeti, sünnet-i seniye, fıtrat-ı asliye, şükrü örfi. Aklın hususi aleminin elbisesi. Aklın hususi kişideki, aklın bir elbisesi var. Aklın elbisesi var. Aklın elbisesi nedir? Kişinin konuşması, kelamı. Aklın ruhu, Risalet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam. Aklın hulasası, şuurda süzülmüş. Aklın vücudu ilmisi, lef-i mahfuz. Aklın kürsisi, bütünsel bakabilmektir. Maşallah. Bunları ikram eden Allah'a hasılsız hamdolsun. Hasan abi, aklın hissi var mıdır? Aklın hissi vardır. Yazılmış mıdır? Ahmet, Seyit Ahmet, bu vazife de senin. Haftaya araştır da biz de istifade edelim. Aklın hissi nedir? Aklın duygusu yazdık mı? Letafetini yazdık. Eğer o hatırıma gelseydi veya gücüm yetmedi veya hatırıma gelmedi araştırdım. Tek tek baktım mesela. Devamını okuyor. Adeta küre-i arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Bu dört şeyle, hayat, akıl, şuur, ervah, bu dört şeyle insanın dimağı ve içsel alemi ihya olup şenlenir. Yani insanın kafası hayat ile, akıl ile, şuur ile, ervah ile şenlenir. Yoksa kafasının içi ölü ve zulümatlı olur. Hakikaten bu dört unsur ve sıfatla insan canlı ve huzurlu olur. O zaman hayatını sünnet-i seniye ile, aklını vahiy ile, şuurunu içsel bütünlüğünden ortaya çıkan tefekkür-ü imani ile, ervahını, ruhunu ubudiyet ve ibadetle insan ihya olur,
içsel alemin şenlenir, huzurlara dolar ve daha cennete girmeden muaccel dünyada cennet hayatını yaşar. Kimse de bilmez bunun içsel aleminde cennetin yaşadığını. Dimağın bütünlüğü kadar şuurun olur. İnsan ne kadar şuurludur? Bunlardan çıkartıyorum. Dimağın var ya, taayyül, tasavvur, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikat veya aklın 30 küsür tane sıfatının işte dimağını bütünlüğü kadar insanda şuur olur. Vicdanını bütünlüğü kadar ikinci şuurun olur. Vicdanda ne vardı? İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Vicdan ne kadar bütünlüğe gelirse ikinci şuur, kafa, dima ne kadar bütüne gelirse birinci şuur. İkisini toplarsak şeye koyalım, tencereye. Birinci şuur, ikinci şuur, dimağın bütünlüğü, vicdanın bütünlüğü koyarsak, ikisinin ceminden tefekkür-ü imaniye neşü nema bulur. İkisinin ceminden neşü nema bulur. Keşke Osman bu tefekküre şu şeyi yazsaydı. O da gafillerden bu sıra. Bazıları sonra gürdüğü gibi. Demek ki dimağın bütünlüğü birinci şuur, yani aklın içindeki o bütünlük. Vicdanın bütünlüğü ikinci şuur. İkisinin ceminden tefekkür-ü imani neşu nema bulur. Efendim, burada 1,5 saat oldu gibi, burada keseceğim. Geceniz mübarek olsun. İki cihan da aziz eylesin. Ya Rabbi, şu okunan dersler hürmetine, nasip ettiğin bu hakikatların esmasının hatırına, bu maide-i Kur'aniyenin hatırına, şahs-ı manevinin hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine, insana iman edenlerin hürmetine, Müslümanları bağışla ve ittihadi İslam nasip eyle ya Rabbi. Müslümanları bağışla ve Müslümanların bütünlüğünü nasip etle ve hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de Risale-i Nur'u insanların akıllarına, kalplerine nakşeyle ya Rabbi, rehber eyle ya Rabbi, nasib-i müessel eyle ya Rabbi. Bu saymış olduğum vesilelerin hürmetine bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi iki cihanda aziz eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikram ettiğin, lütfettiğin, verdiğin bu hizmet-i imaniye Kur'aniye'mizi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ve bizi bizde imtihan etme. Bizi bizde imtihan edeceğin zaman asan ve kolay geçmesini nasip eyle. Ve şehit olmayı, girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ölümün acısını bize hissettirme ya Rabbi. Teris olmayı nasip eyle. Bizi öldürme. Mefte mazar eyle. Tebdili vücut, tahvili vücut, itlak ruh nasip eyle ya Rabbi. Ya namaz kılarken veya dersin ortasında ruhumuzu teris etmeyi nasip eyle. Vâhir davâhu menilhamdülillâ rabbil âlemin. Ya Rabbi, bu duamızı riyakârâne yapmış olduğumuz bu duayı, Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şah Fırkat'ta yanan gönüller hürmetine, Ayasofya'nın eşiğine, arefesinde olduğumuzun bugünün hürmetine ya Rabbi, Ayasofya'daki o ruhaniyatın hürmetine kabul eyle ya Rabbel Alemin. Vâhir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Duadan Kur'an da dahil. Dua anında motive olmak, dolmak, pilin şarj olması
kutsilenme, kutsanmak kadar bir sebebi bilmiyorum. Kutsiyeti yazmıştım da oradan bulmuştum. Kutsiyet nedir diye. Bak o cümleyi okuyayım. Bu luga hani tabirlerin içi doluyor ya. Kutsi nedir diye merak ettim kutsi. Fazilet de çok antika. Fazileti de size bak o kutsi bir göstereyim size de çok hoşunuza gidecek. Kutsal nedir kutsal kutsi? Tümünü barındıran, soyut olan, içi mürekkep olmayan, içinden bir şeyi ayıramazsınız, çıkaramazsınız. Başka? Yaslandığımız zaman bizi ayakta tutandır. Kutsi. Ya ona biz yaslanırız. Fazilet nedir fazilet? Farkı. Fazilet demek doğadan değil, doğa olmayanı kendisinden üretmek. Fazilet fazlalıktır. Doğadan doğmayan, doğayı, tabiatı, 18 bin alemi kullanıp 18 bin alemlerle de alakası olmayan kendisini kendisinden doğurmaktır fazilet. Yani doğada olmayanı kendini kendinde üretmek, kendisini kendinde üretmek, bazen dimağla kalbini, bazen de kalbinle dimağını üretmek gibi. Doğadan, burayı kaçırmayın, doğadan doğan değil, kendisinden doğan, yani bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Tekrar El Fatiha.